Sekizinci sorumuz, peki hadislerde geçen diğer dört madde, işte buğday, arpa, tuz, hurma, bunların faiz malı olmasının illeti nedir? Bunların faiz malı illeti de cins birliği ve ölçü birliği. Yani bunlarda da cins birliği varsa ve ölçü birliği varsa o zaman bunlarda da faiz olur. Yani bir kilo buğdayı bir kilo buğdayla değişebilirsiniz. İki kilo buğdayla değişirseniz faiz olur. Ama bir kilo buğdayı iki kilo arpayla değişebilirsiniz. Çünkü eşitliği sağlayamazsınız. Fazlalık faiz değildir. Sadece peşin olması gerekir. İşte hadisleri de bu şekilde anlıyoruz. Dokuzuncu sorumuz, altın para ile kömür değişilse, takas yapılsa, bunlarda eşitlik ve peşinlik şartı var mı? Çünkü her ikisi de tartı ile satılıyor. Bu konuda ne dersiniz? Şimdi altın veya altın para tartı ile satılıyor. Kömür de öyle. Ama ikisinin tartı ölçü birliği yok. Yani altın çok hassas şeylerle tartılıyor. Ama kömür tonla tartılıyor. Bu açıdan bir farklı cins olabilir. Cins farklılığı var zaten. Birisi kömür, birisi altın. İkincisi tartı farkı var. Üçüncüsü de altın her zaman paradır. Yani doğal paradır. Ama kömür maldır. Dolayısıyla altın ile kömür değişildiği zaman eşitlik şartı yok, peşinlik şartı yok. Dolayısıyla bunlarda faiz olmaz. Peki aynı cins malların takasında kalite farkına bakılır mı? Mesela 100 kilo iyi hurma ile 150 kilo kötü hurmayı değişebilir miyiz, değişemeyiz? Çünkü ifade daha önceden söyledim. Bununla ilgili hadis var. Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman bunu yasaklamış. Elinizde altın var. 22 ayar. İşte bu 22 ayar diyelim ki 50 gram. Bunu siz ancak 50 gram bir başka altınla değiştirebilirsiniz. İsterse değiştireceğiniz altın 18 ayar olsun. Mutlaka eşit değiştirmeniz gerekir. Hocam kim bunu eşit değiştirir derseniz, eşit değiştirmek zorunda değilsiniz. Yani değişmek zorunda değilsiniz, düzeltiyorum. Faize düşmemek için gidin kendi altınınızı satın, paraya çevirin, gelin öbür kişinin altınını satın alın. 11. sorumuz, adet ve uzunluk ölçüsü ile satılan bazı mallar var. Adedi mallar, mesela yumurta. Uzunluk ölçüsü ile satılan mesela kumaş. Peki bunların takasında faiz olur mu? Adet ve uzunluk ölçüsü ile satılan malların peşin olması şartıyla farklı takasında faiz olmaz, caizdir. Yani bir yumurtayı iki yumurtayla değiştirebilirsiniz. Ama peşin olacak. Bir metre kumaşı iki metre kumaşla değiştirebilirsiniz. Ama peşin olacak. Peşin olması şartıyla adetle satılan, uzunluk ölçüsüyle satılan malların farklı değiştirilmesinde bir sakınca yoktur. Faiz olmaz. Peki hayvanların takasında eşitlik şartı var mıdır? Fazlalık caiz midir? Mesela bir koyunu iki koyunla değiştirebilir miyiz? Ya da bir tane sığır verip yedi tane koyun alabilir miyiz? Böyle bir takas yapabilir miyiz? Cumhur ulemaya göre peşin olduğu sürece hayvanların takasındaki farklılık caizdir.
Yani siz peşin olduğu sürece bir koyunu iki koyunla değiştirebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yoktur. 13. sorumuz, hayvanların takasında vade veresiye caiz midir? Biraz önce dedik, caiz değildir. Peki hayvanların selem olarak satışı caiz midir? Yani siz sığır veya koyun almak istiyorsunuz üreticiden, parasını peşin veriyorsunuz, diyelim 100 tane koyun alacaksınız, parasını peşin veriyorsunuz, koyunları da 2 ay sonra 3 ay sonra teslim alacaksınız. Bu şekilde bir selem akdi caiz midir? Hanefilerde caiz değildir. Çünkü hayvanların standart bir yapısı yoktur. Standart bir yapısı olmadığı için hayvanların veresiye satışı problemlidir. 2 ay sonra adam koyunları getirdiği zaman bakacaksınız koyunların birisi büyük birisi küçük. Zayıfı var, büyüğü, semiz, şişmanı var. Standart değil. Standart olmayan malların veresiye satışı caiz değildir. Ama Şafii mezhebine göre caizdir. Belki buna şöyle bir çözüm getirebiliriz. Tartı ile mesela bir ton koyun bu şekilde veresiye koyunların satışı caizdir. Selem halinde caizdir. Siz parayı peşin verirsiniz. 2 ay sonra bir ton koyun alma şeklinde böyle bir selem akdi caizdir. Buna Hanefilerin de herhangi bir itirazı yoktur. 14. sorumuz, hayvanın et ile takası caiz midir? Sizin elinizde işte canlı hayvan var, koyun, sığır vesaire. Bir başkasının elinde de et var ve onu siz takas etmek istiyorsunuz. Bu konuda bizim alimlerimiz, müçtehitlerimiz ihtilaf etmiş. İmam Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a göre peşin olması şartıyla koyun ile eti farklı takas edebilirsiniz. Koyun ile eti farklı takas edebilirsiniz. Yani 100 kilo eti işte diyelim 150 kiloluk bir hayvanla takas edebilirsiniz. Kime göre? İmam-ı Azam'la Ebu Yusuf'a göre. Çünkü et tartılabilir bir maldır. Koyun ise adedi, sayılabilen bir maldır. Dolayısıyla ölçü birliği yoktur. Ama İmam Muhammed'e göre, Hanefilerden, İmam Muhammed'e göre bu şekilde caiz değildir. Sadece şöyle caizdir. Siz vereceğiniz koyunda, mesela diyelim ki 100 tane koyun veriyorsunuz. 100 tane koyundan ne kadar et çıkar? Tahmini olarak 100 kilo koyundan 100 kiloluk bir koyundan tahminen 50-70 kiloluk et çıktığını düşünelim. İmam Muhammed diyor ki et verecek kişi 70 kilodan aşağı et veremez. 70 kilo vermesi lazım. Bir de karşı tarafta işte kellesi var, paçası var, derisi var, sakatat var. Onun için de biraz fazla et vermesi lazım. Dolayısıyla bu kişinin 70 kilodan fazla, işte 72 kilo, 73 kilo böyle fazla et vermesi lazım ki 70 kilo etle koyundaki 70 kilo et takas edilsin. Buradaki 2 kilo et ile de koyunun sakatatı takas edilsin. Bu şekilde bizim kitaplarımızda bir tarik-ül itibar, itibar yoluyla takas etmek caizdir diyor İmam-ı Muhammed. Şafilere göre ise mutlak olarak caizdir. Hiçbir sakıncası yoktur. Farklı bir şekilde değiştirilebilir diyor Şafii mezhebine göre. Peki et ile etin takası caiz midir? Hanefiler diyor ki peşin olması şartıyla etlerin takasında bir sakınca yoktur. İster bu et
birisi koyun eti olsun, diğeri sığır eti olsun, birisi sığır eti, diğeri deve eti olsun, etlerin bu şekilde takasında peşin olması şartıyla caizdir. Yani 50 kilo koyun eti ile 100 kilo sığır etini değiştirebilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur. Şafii mezhebine göre ise bütün etler tek cinstir. Asılları farklı olsa bile hepsine et denir. Buna göre o etleri peşin ve eşit değişmek gerekir. Şafii mezhebine göre demek ki hangi et olursa olsun eşit değiştirmek gerekir. Fakat Hanefilere göre farklı değiştirilebilir. Peki beyaz eşya dediğimiz işte buzdolabı, çamaşır makinesi ya da araba, bunların takasında faiz gerçekleşir mi? Beyaz eşya veya araba eğer standart ise bunların peşin olduğunda eşitlik ve peşinlik gerekir. Hanefilerin görüşü bu. Yani sıfır olan bir buzdolabını ancak sıfır olan bir tane buzdolabı ile değiştirebilirsiniz. Sıfır olan bir arabayı sıfır olan bir arabayla değiştirebilirsiniz. Ama bir araba verip 100 tane buzdolabı alabilirsiniz. Çünkü cinsleri farklı. Hanefilerin görüşü budur. Şafii mezhebine göre ise faiz sadece parada ve yiyecekte olur. Bunun dışında olmaz. Dolayısıyla onlara göre aynı cins olsa bile araba ile arabayı, beyaz eşya ile beyaz eşyayı farklı ve veresiye değiştirebilirsiniz. Yani siz bir tane araba verip iki tane araba alabilirsiniz. Bir tane arabayı iki tane veresiye araba ile takas yapabilirsiniz. Şafii mezhebine göre hiçbir sakıncası yoktur. Bir mezhebe göre helal ise biz ona tam bir şekilde haram diyemeyiz. On yedinci soru, bir mezhebe göre haram olan bir şey diğer mezhebe göre helal olduğunda bunun yapımında bir günah var mıdır? Mesela demir takasında diyelim bir ton demir var elimizde. Bir ton demiri biz iki ton demir ile değiştirirsek Hanefilerde faiz olur. Şafii mezhebine göre faiz olmaz. Şimdi faiz konusunda şunu diyoruz. Naslarla sabit olan faiz malları var. Bir de içtihatla sabit olan faiz malları var. Nasla, Kur'an, sünnetle sabit olan faiz malları paradır, standart mallardır, yiyeceklerdir. Yiyecek standart mallardır. Para ve standart yiyecek mallar dışına çıktığınız zaman diğer standart malların takasında Şafii mezhebine göre hiçbir sakınca yoktur. Eğer bir mezhebe göre helal ise o zaman biz buna günah diyemeyiz. Toplumda böyle bir zaruret, bir ihtiyaç varsa Şafii mezhebine göre değişebilir deriz. On sekizinci sorumuz, peki ribevi malların sınırını genişletmek mi daha iyi, daraltmak mı daha iyi? Bence daraltmak öyle gerekir. Çünkü faiz mallarının sınırını genişlettiğiniz anda piyasada bir zorluk meydana gelir. İnsanlar artık ne yapacaklarını şaşırırlar. Onun için bu sınırı mümkün olduğu kadar daraltmak gerekir.
İhtilaflı konularda da bence yani bir zaruret yoksa, bir ihtiyaç yoksa, ihtilaflı olan konularda da biraz ondan kaçınmak, ihtiyatlı olmak gerekir. Yani illa demir ile demiri takas etme zarureti yoksa, biz kendi demirimizi satabiliyorsak kendi demirimizi satıp paraya çevirelim, karşıdaki demiri alalım. Şimdi siz şöyle diyeceksiniz belki, hocam bugün piyasada para var, artık takas yapılmıyor. Fakat her zaman herkes malını para ile satamıyor. Bugün işte sizin deponuzda birçok böyle mallar var diyelim. Arpa var, buğday var, elbise var, demir var, kömür kalabilir. Peki bunu nasıl satacaksın, nasıl elden çıkartacaksınız? Paraya dönüştüremiyorsunuz. Böyle bir durumda barter şirketleri kurulmuş. Amerika'da kurulmuş, Türkiye'de de kurulmuş. Siz bu şirketlere diyorsunuz ki, bu şirketlere önce üye oluyorsunuz. Bir para veriyorsunuz. Diyorsunuz ki benim elimde şu kadar ton şey var, demir var. Ve ben bu demiri kömür ile değiştirmek istiyorum. Sizin de kömüre ihtiyacınız var. Barter şirketi sizin demirinize bir fiyat biçiyor. Diyor ki sizin demiriniz işte 500 barter dolarıdır. Barter, bir barter doları da bir Amerikan doları. Ve daha sonra sizin demirinizi satıyor ama 300 barter dolarlık bir kömüre satıyor. Ve bu şekilde siz çok fazla yorulmadan bütün Türkiye piyasası veya dünya piyasasından kömürünüzü tedarik ediyorsunuz. Bu şekilde bir sistem kurulmuş. İşte bu sistemde bize sorular soruluyor. Hocam bu sistemdeki yapılan takasta hangisi helaldir, hangisi haramdır? Acaba biz faize düşüyor muyuz diye. İşte bu açıdan da faiz mallarını ve bunların sınırını iyi bilmemiz gerekiyor. Dedik ki bir malın faiz malı olabilmesi için ya para olması lazım ya da standart bir mal olması lazım. Standart mal nedir? Piyasada bulunabilen bir mal. Yani siz onu tartıyla, ölçüyle alabiliyorsunuz. Belli bir standartı var. İşte bu standart mallarda fazlalığı siz gerçekten görebiliyorsanız orada faiz vardır. Bunda da dedik ki cins birliği olması lazım, tartı birliği olması lazım. Peki hocam diye bir soru gelmiş, 19. sorumuz. Cins tespitini nasıl yaparız? Yani hani siz dediniz ya, cins birliği olursa, ölçü birliği olursa eşit ve peşin değişeceğiz. Peki cins birliği nasıl tespit edeceğiz? Tamam, işte koyun bir cinstir, sığır bir cinstir, ayrı bir cins. Onu kabul ediyoruz. Ama koyun eti ile sığır etine ayrı bir cins mi diyeceğiz, aynı cins mi diyeceğiz? Çünkü ikisi de et. Böyle bir soru geliyor. Hanefiler diyor ki cins tespitini şu dört şey ile yaparız. Bir, aynı ismi taşıyanlar aynı cinstir. Yani buğdayla buğday aynı cinstir. Arpa ile arpa aynı cinstir. Türk parası ile Türk parası aynı cinstir. Ama isimleri farklı ise farklı cinstir. İşte koyunla sığır. Bunlar farklı cinslerdir. Sığır da kendi içinde işte inektir, camızdır vesaire, bunlar yine aynı cins kabul ediliyor. Koyun da davar cinsi olarak baktığımızda koyun ve keçi de aynı cins kabul ediliyor.
O zaman bunları eşit değişeceğiz. İkincisi, aynı cins ismi taşıdığı halde asılları farklı olabilir. O zaman farklı cinslerdir. Mesela et diyoruz ama birisi koyun eti, birisi sığır eti. O zaman Hanefilere göre bu farklı cinstir. Farklı değiştirilebilir. Sirke diyoruz ama birisi üzüm sirkesi, birisi elma sirkesi. O zaman farklı bir şekilde takas yapılabilir. Üçüncüsü, asılları farklı olduğu halde kullanım yeri farklı olması lazım. Aynı olursa aynı cins kabul edilir. Mesela koyunla keçi aynı cins. Ama koyunun şeyi ile yünü ile tiftik keçisinin yünü farklı cins kabul ediliyor. Çünkü bunların kullanım yeri farklıdır. Dördüncüsü, bir asıl ile aslın kullanım yeri farklı olursa, üzerinde bir emek harcanırsa, o zaman ikisi ayrı cins olur. Mesela un ile ekmek ayrı cinstir. Siz un ile ekmeği farklı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Yani 100 kilo un verip işte 50 kilo ekmek alabilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur. 21. sorumuz, farklı sınıftaki malların satışında nelere dikkat etmeliyiz? Farklı sınıf deyince iki sınıfa ayırmıştık bütün malları. Para sınıfı, mal sınıfı. Para ile mal değiştiği zaman artık İslam'a göre insanlar rahatlıyor. Siz para ile mal değiştiğiniz zaman veresiye akit yapabilirsiniz. Aynı zamanda eşitlik şartı yok. Yani bir para verip iki tane mal alabilirsiniz. Ama bunlardan bir tanesi peşin olacak. İkisi de veresiye olmaz. Siz araba alıyorsunuz, para da veresiye, mal da veresiye olmaz. Peygamberimiz bunu yasaklamış sallallahu aleyhi ve sellem. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an bey'il kâli bil kâli. Resulullah Efendimiz veresiye ile satışını yasaklamış. Mutlaka bir tanesi peşin olacak. Mal peşin olursa, para veresiye olursa biz buna ne diyoruz? Veresiye akit. Bugünkü yaptığımız akitler. Malı alıyoruz, parasını daha sonra ödeyeceğiz. Bu veresiye bir akit. Peki para peşin, mal veresiye olursa ona da selem diyoruz. Parayı önce veriyoruz üreticiye, tüccara, malı sonra alacağız. Peki bunun faydası nedir? Parayı peşin verdiğimiz için malı ucuz alıyoruz. Ama bugün bizim yaptığımız veresiye ise malı peşin, parayı veresiye verdiğimiz için malı pahalıya alıyoruz. Peşin para, peşin mal, düzeltiyorum, her zaman ucuzdur. Peşin mal her zaman ucuzdur. Veresiye mal her zaman pahalıdır. Bir de parayı peşin, malı veresiye alırsanız mal daha da ucuzlar. İşte enflasyonun şeyi bu. Çaresi bu. Artık tüccar parayı peşin, malı veresiye almalı. Böyle sipariş ile çalışmalı ki malı ucuza alsın, piyasaya ucuza aktarsın ve bu şekilde satsın. Selem akdi de budur diyoruz. 21. sorumuz, sahabeden Hazreti Muaviye ve İbn Abbas'tan gelen bir rivayet var. La riben illa fin nesi'e. Riba ancak veresiye olursa, faiz ancak veresiyede gerçekleşir. Peşin olanda faiz gerçekleşmez. Dolayısıyla siz 10 kilo buğday verip 15 kilo buğdayı takas edebilirsiniz diyor bazıları. İşte Reşit Rıza'nın tefsirinde geçiyor bu. Bazı ilahiyatçılar bunu söylüyor. Ama
bu rivayeti iyi incelerlerse, o dönemde Hazreti Ömer, Şam valisi olan Hazreti Muaviye'ye mektup yazıyor ve bu görüşünün hatalı olduğunu ona bildiriyor. İbn Abbas'tan gelen bu rivayetin, işte cahiliye döneminde faizin bu şekilde veresiye olarak yapıldığını göstermek için nakledildiğini bildiriyor. Ve Hazreti Muaviye daha sonra bu görüşünden vazgeçiyor. İbn Abbas'a da sen bu görüşün ne olduğunu biliyor musun denildiği zaman tam bilmediğini ifade ediyor ve kendisi de bu görüşten dönüyor. Dolayısıyla bugünkü işte faiz veresiyede olur, peşin olursa caizdir, mutlak olarak caizdir görüşü tutarlı bir görüş değildir. Kitaplarımızda bu şekilde rivayetlerin açıklaması vardır. 23. sorumuz, bugün bazı kişiler devlet bankasının verdiği faiz helaldir, tefecilerinki haramdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de edafen mudaafe deniyor, kat kat olursa haramdır, yani %100 olursa haramdır, değilse helaldir diyor bazı kişiler, bazı ilahiyatçılar. Bu doğru mudur? Bu doğru değildir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala faizin her türlüsünü haram kılmış. İster kat kat olsun, ister az olsun. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, %1 de olsa, %2 de olsa para satışındaki fazlalık faizdir. Dolayısıyla bugünkü bankaların verdiği faizdir. 24. sorumuz, devlet bankalarının verdiği faiz midir? Bazı kişiler diyor ki devletin malı hepimizindir. Dolayısıyla oradan faizle kredi almak helaldir diyorlar. Ama bu da yanlıştır. Devletin malı hepimizindir ama bu semboliktir, hakiki değildir. Dolayısıyla ister devlet bankası versin, ister özel banka versin, para satışındaki fazlalık faizdir. Böyle bir ayrım kitaplarımızda yoktur. 24. sorumuz, yurt dışında Darül Harp'te faiz helal mıdır? İşte Almanya'da, İtalya'da diyelim, faiz helal mıdır? İmam-ı Azam'ın, İmam Muhammed'in bu konuda fetvası var diyorlar. Evet, İmam-ı Azam'ın, İmam Muhammed'in bu konuda fetvası var. Onların delilleri şu hadis, La riben beynel müslim vel harbi. Müslümanla harbi arasında faiz gerçekleşmez. Ama bu hadisi incelediğimiz zaman hadis zayıf, çok zayıf. Zayıf bir hadis, kuvvetli nasların bütünüyle haram kıldığı bir şeyi tahsis edemez. Bundan dolayı Hanefilerden yine İmam Ebu Yusuf, Müslümanla harbi arasında, Müslümanla yabancılar arasındaki bu şeyde fazlalık faizdir diyor. Aynı şekilde İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, Ahmet bin Hanbel ve Cumhur haramdır diyor. Bundan dolayı biz de Cumhur'un görüşü ile amel ediyoruz. Almanya'da da olsa, İtalya'da da olsa faiz faizdir. Ve kesinlikle biz faiz alıp veremeyiz. Eğer bu şekilde olursa o zaman Yahudilerin düştüğü hataya düşeriz. Çünkü Yahudiler Tevrat'ta bozmuşlar. Bugünkü Tevrat'ta şöyle geçiyor. Kendi aranızda faiz haramdır, başkalarıyla helaldir. O zaman biz aynı probleme düşmüş, aynı hataya düşmüş oluruz. Ki bir Alman Müslüman olsa o zaman bize demeyecek mi? Ya siz faizin haram olduğunu söylüyorsunuz, hem de Almanya'da faiz alıp veriyorsunuz. Böyle bir hataya düşülüyor. Ayrıca Almanya'da işte Fransa'ya giden kardeşlerimiz bilir, faiz helaldir diye fetva verilmiş maalesef ve camilerimiz bile faizli krediyle yapılıyor. Ve insanlar hazır para buldukları için çok miktarda kredi çekiyorlar ve böyle çok süslü, çok pahalı camiler yapıyorlar. Ondan sonra bunun parasını ödemek için
her vakit namazında para topluyorlar. Her vakit para topluyorlar. Oradaki işçiler illallah etmiş. Hatta para vermemek için camiye gelmiyorlar. Ve bir müddet sonra bu insanlar parasını toplayamıyor. Dernek başkanları parasını toplayamıyor. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Alman bankaları geliyor bizim camilerimize el konuyu koyuyor. Haciz ile onu sattırıyor. Ucuza satılıyor tabii. Kendi parasını alıyor. Üstünü de bizim Türk diğer işçilere veriyor. Yani bu şekilde maalesef Almanya'da, Fransa'da birçok camimiz hacizli. İşte faiz, her tarafta faizdir. Kesinlikle haramdır diyoruz. İnşallah daha sonraki sohbetimizde faizle ilgili diğer konuları anlatmaya çalışacağız. Rabbimiz bizi bu tür haramlardan korusun, günahlardan korusun. Kazancımız helal olsun. Evimize inşallah helal kazanç, helal para götürelim. Çocuklarımıza helal lokma yedirelim inşallah. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.